Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Peki şöyle sırasıyla tekrar edecek olursak hocam, hipotiroidin belirtileri nedir? Kişi bayan da erkek de aynı mıdır? Neler hissediyor? Kansızlıkta ortak dediniz siz konumuzun başında belirtiler olabiliyor diyor. Kansızlıkta kişi size gelmeden önce ayırt edebilir düşüncesiyle izleyicilerimizi aydınlatmak adına aradaki fark nedir? Belirtiler nelerdir? Eğer belirtiler çok fazla artmışsa mesela hipertiroidide çarpıntı şikayeti yapar. Bazen hasta bu çarpıntı şikayetinin psikolojik olduğunu düşünüyorsa psikiyatri uzmanına gidiyor. Evet. Eğer psikiyatri uzmanının dahili bilgisi varsa bu kişiler zaten mutlaka bir hormona bozukluk var mı diye hastada öncelikle bu şikayetin sinirsel olduğunu düşünmüyor ise mutlaka araştırıyor zaten. Mutlaka bir tiroid tahlili veya anemi var mı diye araştırma yapıyor. Eğer bir sebep varsa bu şikayetleri yapan bize yolluyor hastayı zaten benlik değil diye. Veya hanımlarda demin sorduğunuz gibi erkekte kadına farklı mıdır diye. Hı hı. Tabii ki hormonal yapı farklı olduğu için bu tiroid fonksiyon bozukluğu, hormon azlığı hanımlarda adet bozukluğu yapar. Eğer adet düzensizliği varsa hanımlarda tabii ki öncelikle kadın doğum doktoruna gidiyorlar. Yine kadın doğum doktorları bu adet bozukluğun nedenini araştırırken mutlaka tiroid taraması da yapıyorlar zaten. Yani hem kadınlara özgü kadınlık hormonlarını araştırıyorken yanında bu hormona da bakıyorlar. Eğer anormallik onunla ilgiliyse onlar bu işi üstlenip tedavi ediyorlar. Ama eğer tiroidle ilgili bir sorun varsa hastanın mutlaka bize yolluyorlar zaten. Evet. Yani sonuçta hasta yanlış doktora da gitse uzman hekimler zaten bir şekilde yönlendiriyor. Bir şekilde doğru teşhisi koyup ilgili uzmanı zaten yönlendiriyorlar. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.